Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İyyakum mal kezib. Siz siz olun, yalandan uzak durun. İyyakum mal kezib. Siz siz olun, yalandan uzak durun. Fe innel kezibe yehdi ilel fucur. Çünkü yalan yoldan çıkmaya iletir. Azgınlığa iletir, taşkınlığa iletir. Nasıl sıdk birre iletiyorsa, yalan da yoldan çıkmaya iletir. Fe innel kezibe yehdi ilel fucur. Kişi sorumsuz, kendi başına buyruk bir yaşamı, sorumluluklardan kurtulabilmeyi yalan ile sağlar. Bazen bu kişi kendi ürettiği yalan ile kendisini oyalar. Bazen birbirleriyle yardımlaşırlar. Birbirlerin yalanlarıyla birbirlerini kandırırlar. Bu yalan öylesine mesuliyetleri düşüren bir şeydir ki, cehaleti bilgiden uzak durmayı mutluluk diye yutturur onlara. Dolayısıyla yalana başvurarak insanlar, cehalet yolunda yürümek isteyenler huzura kavuşurlar. Eğer yalana başvurmaz ise sıkıntı içerisinde kalır. Yalanı, dediğim gibi, bir kişi ürettiği gibi bu yalanı üçü beşi üretir, ideoloji haline getirir, aralarında yaygınlaştırır, büyütürler. Büyük bir batıl cephesinde müşterek yalanlar vardır. Ve bu yalan sayesinde fucur ortaya çıkar, azgınlık ortaya çıkar, taşkınlık ortaya çıkar. فَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي اِلَى الْفُجُورِ Yalan fucura iletir. Peki fucur nereye iletir? Allah'ın elçisi hem sıdk üzerinden cennete giden şablonu, hem de yalan üzerinden cehenneme giden şablonu verdi. فَاِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي اِلَى النَّارِ Fucur da, yani yoldan çıkmak, azgınlıkları yapabilmek, günahlara dalabilmek, fansıklık, bu da kişiyi ateşe götürür. وَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا Kişi yalan söylemeye devam ede ede, Allah katında yalancı olarak yazılır. اِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini inkar edenler ancak yalan söylemek suretiyle bunu başarır, bunu yerine getirirler. Nasıl? Şöyle küçük bir örnek üzerinden gidelim. Kişi yapması gereken sorumluluklara vakıf oldukça, söz gelimi Allah Azze ve Celle'nin dinini araştırmak, öğrenmek, hakikatini yoklamak ve fark etmek, buna dair meselelere girdikçe veya birileri kendisine bunu hatırlattıkça, eğer sorumluluğundan kaçmak istiyorsa, bu önüne çıkan ve ona sorumluluk yükleyen şeyleri yalanlamaya kalkar. Yok böyle bir şey. Bu doğru değil. Kim yapmış da ölmüş yahut kim yapmamış da ölmemiş ki? Herkes aynı akıbete uğradı. Hem bugüne değin kimler mezardan çıktı da bize öteden haber getirdi ki? Eğer kendisi bu hakikatleri yalanlayarak sorumluluklardan kaçıyor ise, böyle bir istikamet belirlediyse kendisine, bu da kolay bir istikamet değildir. Hayatı boyunca hep bu kaçışı sürdürecek, yaşamı boyunca hep bu uzak durmayı başaracak bir mesai içerisinde olmalı. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle kulundan hemen dakika bir vazgeçmez. Kulu burada yalan ile sırtını döner, Allah Azze ve Celle başka bir yerde yine aynı hakikatle onu karşı karşıya getirir. Bu, Cenab-ı Hakk'ın kitabını okumalıyım. Ben de onu araştırmalıyım, incelemeliyim. Hakikatin ne olduğuna vakıf olmalıyım. Dolayısıyla iman ettiğim şeyin tahkik ederek, bilinciyle, hakikatine ererek ben yapmak durumundayım. Buna aklı erdiği andan itibaren sorumluluk üzerine düşeceğinden, bunu yalanlamak için ya kendi ürettiği yalanlarla bunu def etmeye çalışır ya da başkalarının ürettiği yalanlara sarılır. Eğer yalanlar ile bunu başından def etmezse bu sorumluluk altında ezilir. Kurtulmak istediği şey de bu sorumluluktur. Diyeceksiniz ki niye bundan kurtulmak istiyor?
Çünkü meşgul olmaya, vaktini ayırmaya, zevkine dalmaya çalıştığı koca bir hayat vardır önünde. Ebu Leheb'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daha ilk tebliğinde anlattığı hususları duyar duymaz nasıl reddettiği, işimiz gücümüz varken bizi buraya bunun için mi çağırdın? Tebben leke se'iral yevm, elihâze cema'tena şeklinde verdiği tepki, dünya ile kişinin sorumlulukları arasında kaldığında nasıl yok saymaya çalıştığı, nasıl yanana başvurduğunun tipik özelde güzel bir örneğidir. Sadece yalan söylerler diyor Cenab-ı Hak. Belillezîne keferû fî tekzîb. Kafirler sadece yalanlamada bulunuyorlar. Bir başka ayette femâ lehum lâ yu'minûn. Bunlara ne oluyor? Niçin iman etmiyorlar? Belillezîne keferû yukezzibûn. Kafirler sadece yalanlıyorlar. Yalan ile yaptıkları yegane şey budur. Bu ayeti kerimede de innemâ ile geldi. İnnemâ yefteril kezib. Sadece yalan iftira ediyorlar. Yaptıkları başka bir şey yok. Şimdi Cenab-ı Hak bu konuda bu kadar iddialı. O diyor ki benim kişinin önüne çıkardığım ayetlerim, kişiye yaratılışından lütfettiğim imkanlar, bunlar buluştuğunda ki bunları buluşturmayı da kendisi garanti etmiş, üzerine almış. Bela kad ca'etke ayati. Sana ayetlerim kesinlikle geldi diyecek her bir kuluna. Fekezzebte biha, ancak sen onları yalanladın. Yüz yüzeyken huzuruna aldığında Cenab-ı Hak böyle söyleyeceğini söylüyor kullarına. Bela kad ca'etke ayati. فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ. Yalanladın ayetlerimi, büyüklendin. Bunlar sadece yalan ile böyle konuşuyorlar. Diyor Cenab-ı Hak bütün sırt dönenlere, bütün kafirlere. Biz ne yapıyoruz? Biz bu taraftan dönüyoruz. Diyoruz ki balta girmemiş ormanında olanlar bir defa hiçbir şey bilmiyorlar. Falanca yerde olanlar çok temiz insanlar var, çok iyi insanlar var. Onlar da bilmiyorlar, şunlar da bilmiyorlar, bunlar da bilmiyorlar. Bilmediği halde, bilmediği için ama çok iyi niyetlerle Cenab-ı Hakk'ı yalanlayan, onun gökteki ve yerdeki ayetlerini yalanlayan binlerce masumlar üretiyoruz. Şeytanın verdiği bir telkin ile. Bunun hakikati var mı? Cenab-ı Hak diyor ki bunun hakikati yok. Sizin yaşadığınız ortam ile yeryüzü coğrafyasının herhangi bir ortamı arasında hiçbir fark yok. Nuh aleyhisselamın kavmi arasına geldiği ortam ile bugünkü ortam arasında da hiçbir fark yok. Hazreti Nuh aleyhisselamın göğe işaret ettiği, güneşe işaret ettiği, yerin bitirdiklerine işaret ettiği, bunları tek tek Allah'ın ayetleri olarak sıralayıp مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا. Size ne oluyor? Bunları yaratan yegane ilaha niçin saygı duymuyorsunuz dediği ayetler ile, çok temel ayetler, sizin hayalinizde ihdas edeceğiniz herhangi bir insanın yaşadığı ortamda hiçbiri eksik değil. Gökten suyu indirenle ayetlerini gösteren aynı kudret. Huvellezî yunezzilu minessemâ, huvellezî yurîkum âyâtihî وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Gökten size suyu indiren de, size ayetlerini gösteren de aynı kudret. O kişi o ormanda yaşıyorsa, gelen gökten inen su ile, Cenab-ı Hak diyor ki suyu taşıyabiliyorum, yedirdiklerimi içirdiklerimi ulaştırabiliyorum, ama ayetlerimi göstermekten beni aciz varsayıyorsunuz. Bu nasıl bir mantıktır? Dolayısıyla yalanlayanların gördükleri ayetlere rağmen, sıdktan, doğruluktan vazgeçip çıkarları dolayısıyla yalana başvurdukları ilkesi ve şablonu Cenab-ı Hakk'ı inkar eden yalanlayanların hepsi için geçerlidir. Belillezîne keferû fî tekzîb. Kafirlerin hepsi işin doğrusu şudur ki yalanlama içerisindeler. Vallahu a'lemu bimâ yu'ûn. Siz bilmiyorsunuz ama onların içlerinde ne gizlediklerini Allah en iyi bilendir.
Vallahu a'lemu bima yu'un. Kur'an bu konuda çok iddialıdır. En ileri gelenleri Firavun için bile böyledir. Ebu Cehil için bile böyledir. En küçüğünden en büyüğüne. Kafirlerin hepsi bunu ancak yalanla başarırlar. Dolayısıyla kafirlerin içerisinde masumu, iyi niyetlisi aslında hakka elverir olduğu halde sırf doğduğu şartlar, doğduğu aile, doğduğu coğrafyadan ötürü küfre mahkum kalmış mağdur tipler kesinlikle yoktur. Allah Azze ve Celle kullarını bizden daha iyi bilmektedir. Bunu en iyi test edeceğimiz, çek edeceğimiz yerde sahip olduğumuz yegane sermaye yani kendimizdir. Kendimiz üzerinden Cenab-ı Hakk'ın bu söylediklerinin doğruluğunu çocukluğumuzdan başlayan bugüne kadar olan bütün deneyimlerimizde batıla her saptığımızda, yanlışa her saptığımızda, kötülüğe her giriştiğimizde aslında bunu hakka rağmen bile bile yaptığımız ve suçlu olduğumuz itirafıyla kendimizde görebiliriz. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ